Merhabalar. Bu bölümümüzde insert menüsünden, ekleme menüsünden form sekmesini inceleyeceğiz. Yine yeni bir sayfa oluşturuyorum. Create New HTML bölümünden. Design bölümündeyim. Yukarıdaki sekmelerden forms sekmesine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi çeşitli elemanlarımız, kısa yollarımız var. Bunlar şimdi birçoğunu kullanacağız burada. Öncelikle formlardan bahsedelim. Form dediğimiz elemanlar web sayfalarının iletişim bölümlerindeki mesaj bölümleri, üye giriş formları, anket formları, üye kaydı, bilgi güncelleme gibi çeşitli formlardan kullanılan yapılar. Yani web sayfalarındaki veri girişi yapılan tüm alanlar form elemanı olarak yine HTML formatından hazırlanması gerekiyor. Tabii ki bu form elemanlarını kullanırken de çeşitli yapılarımız var, çeşitli elemanlarımız var ve özellikleri mevcut. Şimdi bu özellikleri anlatarak ufak bir uygulama yapacağız. Öncelikle bir başlık atıyorum. Basit bir iş başvuru formu düzenleyelim. Bu başlığımızı büyük bir başlık haline getirelim. Biraz daha okunaklı olması için yazımı seçiyorum. HTML Properties panelinden, HTML kısmından formata girip heading 2 diyorum. Yani 2 boyutundaki başlığa geçiyorum. Enter'lıyorum, aşağı iniyorum. Burada form bölümünden öncelikle arkadaşlar form elemanını, yani form yapısını kodlamadan açmamız gerekiyor. Bunu ister kodlamadan ister buradan yapabiliriz. Design ekranından yapmak için form elemanının birinci seçeneğini seçiyorum. Zaten üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi form yazıyor. Form'a tıklıyoruz. Kırmızı çizgilerden oluşan bir alan çıktı gördüğünüz gibi. Bu şu an aşağıda da görüyorsunuz form elemanımız, isminden de anlaşılıyor. Tüm elemanları, tüm içerikleri bunun içerisinde tutacağız. Yani kesinlikle bu formun dışında olmaması lazım. Şimdi form elemanımızı açtıktan sonra diğer giriş elemanlarını ayarlayacağız. Fakat daha düzenli bir görüntü için şimdi form kutusunun içerisine bir tablo açacağım. Hemen Common sekmesine gidiyorum. Table'a basıyorum. Örneğin 9 satır 2 sütunluk bir tablo açalım. Genişliği de 300 olsun. Okey diyorum. Evet, hemen gördüğünüz gibi burada 9'da 2'lik bir tablomuzu açtık. Hemen sol tarafa normal yazılarımı yazıyorum. İş başvuru formunda kişilerden isteyeceğim bilgileri yazacağım. Sol bölüme teker teker bilgileri yazıyorum. Evet. Şimdi bu bölümün karşılarına teker teker form elemanlarını yerleştireceğiz ve form bölümünden elemanları tanımış olacağız. Öncelikle şunlardan bahsedelim. Ad, soyad, TC numara, mail, şifre gibi alanlar hepsi arkadaşlar rakam, harf girilecek. Yani standart klavyeden bilgi girilecek alanlar. Bunun için hemen formların ikinci bölümünden text field, yani yazı alanı bölümünü seçiyorum. Tabii ki imlecim yine ad, soyad bölümüne tıkladım. Text field'e bastım. Hemen buradan bir bilgi kutusu bölümü geliyor. Burada birer takma isim vererek geçiyorum ID kısmına. Kısaca at diyorum. Okey deyip geçiyorum. Gördüğünüz gibi hemen karşımıza bir kutucuk çıkardı. Bu kutucuk bilgi girmek için bir alan. Burada gördüğünüz bu kutuya tıkladığımda, yani form elemanına tıkladığımda hemen aşağıda bunun çeşitli özelliklerini görüyorum. İşte ne kadar karakter olacağı, ne kadar karakter girileceği gibi çeşitli kısıtlamalar var. Çeşitli class seçeneklerimiz var. Az önce bahsetmiştik.
ve hangi tipte olacağı burada bakın yazıyor. Single line yani standart yazı formu. Aynı şekilde devam ediyorum. TC no. Kısaca TC diyorum. Okey diyorum. Mail kısmına geliyorum. Mail diyoruz. Şifre alanına geliyorum. Ve tekrar text field. Okey diyorum. Burada şimdi işimiz değişecek. Diğer ilk üçünde standart yazı girilen alanlarda, bu alan ise şifreli alan, yani girildiğinde bilgilerin gözükmemesi gereken bir alan. Hemen bu form elemanına tıklıyorum. Aşağıdan password yani şifreli alan bölümünü seçiyorum. Bunu yaptığım zaman da bu işlemde herhangi bir bilgi girildiğinde yazının gözükmemesi gerekiyor. Şimdi bu kadarlık bölümü bir test edelim. Hemen preview F12'ye basalım. Kaydetmemi istiyor. Evet diyelim. Geç formu adında kaydediyorum. Evet, hemen gördüğünüz gibi iş başvuru formumuz geldi. Standart yazılarımı yazdığım zaman yazdığını görüyorum. TCNO yazabiliyorum. Standart mailimi yazıyorum. Ve şifreye geldiğimizde de yazdığımızda herhangi bir bilginin gözükmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şifre alanımızda kapalı bir şekilde simgeler geliyor. Evet, bu tarz bilgi girişi olan alanlarda kullandığımız bölüm text field. İş alanına girelim. Burada örneğin şöyle bir seçenek sunalım. İş başvuracak kişilere. Bizim 3 adet işimiz olsun ve hangi iş alanını seçmek istiyorsa onu serbest bir şekilde seçebilsin. Bu tarz işlemlerde, yani çoklu seçim yapmak istediğinde kullanacağımız elemanımız checkbox arkadaşlar. Checkbox seçim kutusu. Checkbox'a tıklayarak teker teker elemanları yazacağım. Örneğin buna depo diyelim. Hemen kutucuk çıktı, görüyorsunuz. Yanına tıklıyorum, imlecimi getiriyorum. İsmi yazıyorum. Tekrar checkbox. Satış olsun. Okey diyoruz. Satış bölümü. Bir tane daha ekleyelim. Bu da muhasebe. Hemen yanına tıklıyorum. Muhasebe yazıyoruz. F12'ye basıp çalıştırdığımızda hemen iş alanındaki seçenekler geldi. Kullanıcı artık buradan istediği bir alanı veya birden fazla alanı seçim yapabilmeli veya istemiyorsa tekrar kaldırabilmeli arkadaşlar. Checkbox'ın çalışma mantığı budur. Çoklu seçim yapabilmeli ve serbest olarak bunları değiştirebilmeli. Cinsiyete gelelim. Cinsiyette de tam tersi, serbest bir seçim yerine kısıtlı bir seçim sunmalıyız. Yani burada da kullanıcılara tek bir cevap almak istiyorsak, anket gibi bir seçenekte de bu mutlaka olmalı. Bu tarz tek cevabı olan bir soruda da kullanılmalı. Burada checkbox yerine radyo buton elemanını kullanıyoruz. Radyo butona tıklıyorum. Kısaca yazıyoruz hemen cinsiyet. Okey diyorum. Tekrar form elemanının yanına tıklıyorum. Erkek yazıyorum. Yine radyo butonunun yanına basıp isim veriyorum. Kadın diyorum. F12'ye basıp çalıştıralım. Burada artık kullanıcı hangi seçeneğe bastıysa o seçenek aktif olacak. Diğer seçeneğe geçtiği anda gördüğünüz gibi bir önceki seçtiği hemen yayından kalkıyor. Yani zorunlu bir seçim alanı sunuyoruz. Birden fazla seçenek seçmemesi için.
Şehir bölümüne gelelim. Şehir bölümünde de biliyorsunuz şehir listemiz çok geniş olduğu için tek tek yazmak veya bu tarz bir sunum yapmak zor olacaktır. Hem de ekranda kalabalık gelecektir. Burada bir liste elemanı kullanarak daha hızlı bir kullanım sağlıyoruz. Şehir listemiz için buradan Select List menü aktif ediyoruz. Yani seçim listesi. Kısaca şehir diyorum, OK diyorum. Burada şehir listemiz geldi fakat içeriği boş geliyor, görüyorsunuz. Bu içeriğini doldurmak için de form elemanına tıklıyorum. Hemen aşağıdan List Values seçeneğine basıyorum. Ve burada artık siz nasıl bir seçenek sunmak istiyorsanız teker teker yazıyorsunuz. Label ve Value kısımlarını dolduruyorum. Artıya basarak diğer elemanları da yazıyorum. Bu şekilde artık nasıl bir listeleme istiyorsanız ve hangi elemanları koymak istiyorsanız yazıp OK'liyoruz. Listemiz hemen doldu. Tekrar F12'ye basıp çalıştıralım. Evet, artık şehir listemizi açtığımızda kullanıcı herhangi bir liste elemanını seçip bunu aktif hale getirebiliyor. Adres kısmına gelelim. Yani geniş bir mesaj kutusu, bir adres bölümü yazdırmak istediğimizde kullanacağımız bölüm. Burası için de arkadaşlar form elemanlarından dördüncüsü text area, yani yazı alanı. Daha geniş bir yazı alanı kullanmak istiyoruz. Text area'ya tıklıyorum. Yine ID kısmına bir isim veriyorum. Adres diyorum. OK'liyoruz. Gördüğünüz gibi hemen ekranımıza büyük bir kutu düştü. Bu kutunun içerisine kullanıcı istediği gibi yazılarını yazabiliyor. İsterseniz siz bu kutunun büyüklüğüyle oynayabiliyorsunuz. Kutuya tıkladığımızda hemen aşağıda karakter genişliği var. Arttırabilirim gördüğünüz gibi. Veya kaç satır yazacağı, örneğin satır sayısını arttıralım. Gördüğünüz gibi hemen genişledi. Yine tablonuzu bu şekilde hemen ayarlayabilirsiniz toparlamak için. Hızlı bir şekilde bir F12 yapıp tekrar test edelim. Evet, yazı alanımız geldi. Artık burada kişiler istedikleri kadar adres bilgisini yazıp doldurabilirler. Ve son olarak kullanacağımız elemanımız butonumuz. Formlarda tabii ki en sonda bir kaydet, gönder gibi bir buton olmalı. Şimdi ondan bahsedelim. Butonumuzda hemen yine form elemanlarında görüyorsun beyaz bir elemanımız var. İçi boş. Buton yazıyor üstünde. İmlecimin yine gelmesi gereken yere tıkladım. Butona bastım. Buna kaydet ismini veriyorum. OK diyorum. Hemen gördüğünüz gibi bir buton geldi. Üzerinde de İngilizce bir kelime yazıyor. Yani onay butonu. Butona basıyorum. Bunu üzerindeki ismini değiştirmek için hemen aşağıdan value, yani değer kısmını buluyorum. Value kısmından ekranda nasıl bir görüntü çıkarmak istiyorsan bunu yazıp butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen gönder isimli submit formumuz, yani onay butonumuz oluştu. Burada son olarak bahsedeceğimiz şey, tabii ki şu an biz sadece HTML olarak görsel form görüntüsünü oluşturduk, görsel dizaynı yaptık. Göndere bastığımızda da bunun herhangi bir mail adresine, bir veri tabanına kaydedilmesi için, gönderilmesi için de herhangi bir programlama diliyle bunu desteklenmesi gerekmekte. Yani bir PHP programlama veya ASP programlama diliyle bunun gönderme işlemi yapılması gerekmektedir.